Hoş geldiniz değerli öğrenciler. Bugünkü videomuz kalıtım soru çözümleri. Önceki videomuzda kalıtım konusunu detaylı biçimde öğrenmiştik. İzlemeyen arkadaşlar için kalıtım konu anlatım videomuzun linkini sağ üst köşeye bırakıyorum. İlk sorumuz 2020 LGS sınavında çıkmış bir soru. Bir araştırmacı bezelye bitkilerini kullanarak yaptığı iki aşamalı çaprazlamada %50 oranında beyaz çiçekli bezelyeler elde etmek istiyor. Bu amaçla bakın iki aşamada çaprazlamalar yapmış. Birinci aşamada mor çiçekli ile beyaz çiçekli çaprazlamış ve tamamı mor çiçekli elde etmiş. Demek ki gençler bunların genotipi nedir o zaman? Bak, bu saf baskındır. Bu zaten çekinik. Elde edeceği bezelyeler mor gençler melez yani melez mor. İkinci aşamada bu melezleri çaprazlamış ve %50 oranında beyaz çiçekli bezelye bitkisi elde edememiş gençler. Elde etmek istiyordu ama ortaya çıkmamış. Neden çıkmamış? Çünkü iki melezi çaprazlarsanız %25 oranında beyaz çiçekli yani çekinik karakter elde edersiniz. %25. Biz ne istiyoruz? %50. Kalıtım konu anlatım videomuzdaki püf noktalar kısmında gençler demiştik ki eğer %50 oranında çekinik karakter, çekinik fenotip ortaya çıkmasını istiyorsanız iki gençler melezi değil bir melez bir çekinik karakteri çaprazlamalısınız. Yani bu şekilde olmalıydı çaprazlamamız. Buna göre araştırmacı hangisini yaparsa amacına ulaşabilir. Birinci aşamadaki beyaz çiçekli bezelye bitkilerinden iki tanesini çaprazlamalı. Gençler iki beyazı çaprazlarsanız yine tamamı beyaz bezelyeler elde edersiniz. Yanlış. Birinci aşamada çaprazlanan mor çiçekli bezelye bitkisiyle bu saf baskın morla ikincideki bakın melezi diyor çaprazlamalı. Gençler burada bir melez morla bir saf moru çaprazlarsanız ne yaparsın? Yine tamamı mor bezelyeler elde edersiniz. Bu da yanlış. C'de bak istediğimiz bizim C'de. Buradaki diyor birinci kuşaktaki elde edilen bezelye bitkisiyle yani melez morla bir beyazı diyor çaprazlamalı. Evet bu istediğimiz bu. Bakın doğru cevap C. D'ye de bakalım. İkinci aşamada homozigot mor çiçekli iki bezelye çaprazlanmalı diyor. Gençler homozigot saf baskın yani. Bak bundan bunu bu şekilde iki bezelyeyi çaprazlarsan yine tamamı mor bezelyeler elde edersin. İkinci soru da 2020 LGS'den. Bir araştırmacı bezelyeler arasında çaprazlama yaparak bir öngörüsünü test etmek istiyor. Öngörüsü neymiş? Düzgün tohumlu iki bezelyenin çaprazlanmasından hem düzgün tohumlu hem buruşuk tohumlu bezelyeler elde edilebilir. Düzgün tohumlu iki bezelyeyi çaprazlamış. Fakat oluşan yeni kuşakta sonuçta sadece düzgün tohumlu bezelyeler ortaya çıkmış. Buna göre araştırmacının deneme aşamasında yaptığı muhtemel çaprazlama ve öngörüsünü doğrulayabilmesi için yapması gereken çaprazlama hangileridir diyor. Evet gençler sizin iki düzgün tohumluyu çaprazlayıp buruşuklar elde edebileceğiniz gençler çaprazlama tek bir çaprazlama var. Hangisidir? İki melezin çaprazlanması. İki melezi çaprazlarsanız %25 oranında da olsa buruşuk tohumlu bezelyeler ortaya çıkabilir. Şimdi burada bu araştırmacının yaptığı hata şu. Ya iki saf baskını ya da biri saf diğeri melez karakterleri çaprazlamış. Ve tamamı düzgün tohumlu bezelyeler elde etmiş. Düzgün tohum demek bezelyeler de gençler yuvarlak tohum demek. Düzgün tohum yani yuvarlak tohum buruşuğa baskındır. Burada yapması gereken çaprazlama neydi gençler? İki melez düzgün tohumlu bezelyeyi çaprazlamalıydı. Ve bak o zaman buruşuk tohumlu bezelyeler ortaya çıkabiliyordu. Yaptığı muhtemel hata bu. Yapması gereken gençler çaprazlama bu. Buna göre bakalım yaptığı muhtemel çaprazlama. Burada iki melez demiş. Hayır. Yaptığı bak bunlar olmalı bu şekilde. B'de gidiyor gençler. Bak biri saf baskın diğeri çekinik. Bunda tamamı yuvarlak tohumlu ortaya çıkar. A ve B gitti. C'de bak istediğimiz var. D'de de var. Şimdi yapması gereken çaprazlamayı melez hangisine bak C'de. Doğru cevap C şıkkı. D neden olmaz? İki çekiniği çaprazlamış. Onda tamamı buruşuk çıkar. Düzgün tohumlu hiç çıkmaz. Üçüncü sorumuz 2019 LGS'den. Bir araştırmada bezelye bitkisinin gövde uzunluğunun kalıtımı incelenmiş. Bu araştırmada önce iki uzun boylu bezelye çaprazlanıp birinci kuşak elde edilmiş. Sonra birinci kuşaktan alınan iki uzun boylu bezelye çaprazlanmış. Ve kısa boylu bezelyeler de ortaya çıktığı gençler görülmüş. Buna göre hangi yorum yapılabilir? Birinci kuşaktaki bezelyelerin tamamı saf döldür. Buradakilerin tamamı saf döl değil gençler. Tamamı saf döl olsaydı
Bunların da hepsi saf döl olurdu. Ve iki saf dölü çaprazladığınızda bakın burada mesela çekinik karakter ortaya çıkmazdı. Demek ki bu çaprazlananların birisi saf, diğeri melez. Ortaya çıkanlardan ikisi melez, ikisi saf. Ve iki melez çaprazlanmış, burada alınan ikisi melez. Ve böylece bir tane gençler çekinik karakter ortaya çıkmış. %25 ihtimalle de olsa. A yanlış. İkinci çaprazlama için seçilen bezelyelerin genotipi melezdir. Heterozigottur diyor. Evet, bu ifade doğru. İstediğimiz buydu. İkinci çaprazlama sonucu oluşan bezelyelerin genotiplerinin heterozigot olma ihtimali yoktur demiş. Bakın oluşan bezelyelerin heterozigot olma ihtimali var. İki tane. %50 ihtimal melez olma ihtimali var. %25 saf baskın. Burada da bir çekinik. %25. İkinci kuşakta kısa boylu bezelyelerin ortaya çıkmasının tek nedeni mutasyon geçirmiş olmaları demiş. Hayır, mutasyon geçirmiş olmaları değil. İki melezin çaprazlanmış olmaları. Dördüncü soruda şekildeki gibi düz saçlı bir anne ile heterozigot kıvırcık saçlı babanın doğabilecek çocuklarının saç şekliyle ilgili genotiplerden hangilerine sahip olması beklenemez. Evet, anne düz saçlı, demek ki anne çekinik karakter gençler. Bakın düz saçlılık çekiniktir. Anne demek ki o zaman bakın çekinik. Baba kıvırcık saçlı melezmiş. Baba demek ki bir büyük harf bir küçük harf yazacağız genotipine. O zaman bunları çaprazladığımızda bundan oluşabilecek çocuklarıyla ilgili saf baskın meydana gelir mi? Gelmez bakın. Bu dağıttığı çaprazladığımızda saf baskın oluşmaz. Homozigot olmaz. Melez olur mu? Tabii ki melez olabilir. Çekinik karakter olabilir mi? O da olabilir tabii ki. Bakın küçük a küçük a iki kere denk geliyor %50 ihtimalle. Buna göre saf baskın ortaya çıkması beklenemez. Beşinci soru akraba evliliği ile ilgili bir soru. Haberde geçen akraba evliliği ile zararlı çekinik alellerin bir araya gelmesi çocukların doğuştan hasta olmasına neden oluyor cümlesini okuduğumuzda hangi çıkarımlara ulaşabiliriz diyor. Gençler ben buradaki haberi uzun uzun okumuyorum. Okuduğunuzu varsayıyorum. Siz durdurup uzun uzun okuyabilirsiniz. Bu arada her soruda gençler önce durdurun, siz yapmaya çalışın. Sonrasında çözümü izleyin. Bu şekilde daha verimli olur. Hastalığın ortaya çıkmasında hastalığa yol açan alelin tek bir bebeğinden gelmesi yeterlidir. Yeterli değildir. İkisinden de gelmesi gerekir. Sağlıklı görünen anne babanın çocukları sağlıklı olmayabilir. Evet, olmayabilir. Anne baba melezdir, taşıyıcıdır. Çocuklarında %25 ihtimalle de olsa hastalık ortaya çıkabilir. Bu hastalık tüm akraba evliliklerinde kesinlikle ortaya çıkar diyor. Kesinlikle değil. Bazısında çıkar, bazısında çıkmayabilir yani. İhtimal bu yani. Bu yüzden yalnız 2'ye ulaşılabilir. Bir araştırmada bezelye bitkisinin tohum şeklinin kalıtımı ile ilgili aşağıdaki çaprazlamalar yapılmış. Arı döl yani saf döl. Yuvarlak tohumlu bezelye bitkisi yani büyük A büyük A diyebiliriz. Arı döl buruçuk tohumlu bezelye bitkisi. Bu da küçük A küçük A diyeceğiz. Birinci kuşak tohumlar hepsi yuvarlak olacak. Değil mi? Hepsi melez olacak. Büyük A küçük A diyebiliriz. Birinci kuşak bitkiler çaprazlanıyor. Yani melezler çaprazlanıyor. Ve %25 oranında buruşuk ortaya çıkıyor. %25. Evet, Mendel'in o meşhur çaprazlaması. Hangisi doğrudur? Buruşuk tohumlu olma özelliği baskındır demiş. Hayır, yuvarlak baskındır. İlk çaprazlama sonucu oluşan bitkilerin hiçbiri çekinik fenotipte değildir. Burada ortaya çıkan bitkilerin hepsi melez. Gençler, çekinik fenotipte değil. Bu sebeple B şıkkı doğru olacak. Bakın yapalım. Burada gençler bir saf baskınla bir çekinik çaprazlanıyor. Melez ortaya çıkıyor. Melezler alınıyor. Melezlerden de %25 oranında çekinik ortaya çıkıyor. Bakın buruşuk tohumlu yani. Bu sebeple ne oluyor? Çekinik fenotipte değildir demiş hiçbiri. Bakın buradakilerin. Evet, değildir. Çünkü tamamı melezdir. Heterozigottur yani. İlk çaprazlama sonucu oluşan tohumların genotipi baskın özellikteki arı döldür demiş. Hayır, bunlar hepsi melez. Heterozigot. İkinci çaprazlama sonucu oluşan yuvarlak tohumların tamamı melezdir demiş. Tamamı melez değil bak. %25 saf baskın. Bak. Biri saf baskın, ikisi melez. 7. soruda bir grup araştırmacı bezelyelerin tohum şekliyle ilgili araştırma yapıyor. Bu çaprazlamaları yapmışlar. Evet, düz tohum buruşuk. Düz tohum demek yuvarlak tohum demek. Düz tohum buruşuğa baskın biliyorsunuz. Burada düz tohumla buruşuk çaprazlanmış. Tamamı düz tohum elde edilmiş. Demek ki o zaman bu gençler nedir? Bu saf baskındır. Homozigottur bu. O zaman homozigotla çekiniği çaprazlarsan tamamı
melez bezelyeler ortaya çıkar. Burada ise yuvarlakla buruşuk, çaprazlanmış, yarısı buruşuk, yarısı yuvarlak. Evet, meşhur kalıtım püf noktalarda bahsettiğimiz çaprazlama. Eğer çaprazlama sonucu yarısı buruşuk, yarısı düz, yani yarısı çekinik, yarısı baskın karakter elde ediyorsan, çaprazladığın bezelyelerin birisi melez, diğeri çekiniktir kesinlikle. Bu pratik bilgiyi hemen kullanıyoruz. Bu melez. Bu elde ettik iki tane de melez. Bakın bunlar da melez. Bunlar çekinik oluyor. Saf çekinik. Çekinin zaten melezi olmaz. Saf çekinik, öyle vurgulamak için söylüyorum. Üçüncü çaprazlamada bir ve ikinci çaprazlama sonucu elde edilen düz tohumlu bezelyeler çaprazlanıyor. Bakın, yani iki tane melez. Bunların çaprazlanmasından %25 oranında çekinik fenotip ya da çekinik karakter ortaya çıkabilir. Hangisi yanlıştır diyor. Düz tohum buruşuğa baskındır demiş A'da. Doğru. Birdeki çaprazlamanın sonucunda elde edilen bezelyelerin tamamı melez döldür. Evet, hepsi melez. İkinci çaprazlama sonucunda bezelyelerin, burada elde edilen bezelyelerin %50'si saf döldür. Evet, bakın bunlar saf. Evet, çekinik zaten saftır, doğru. Üçüncü çaprazlamada elde edilen bezelyelerin %50'si buruşuk tohumludur diyor. %25'i buruşuk tohumludur. Bu sebeple Denizli yanlış. Tabloda bezelyeler arasında yapılan çaprazlama sonucunda boy uzunluğu bakımından oluşabilecek yavru bireylerin genotip ve fenotip oranları verilmiş. Verilen bilgilere göre hangileri doğrudur? Bezelye bitkisinde uzun boy karakteri baskın, kısa boy karakteri ise çekinik alelle kontrol edilir. Evet, bu ezber bilgi olarak da biliyoruz. Yani buraya bakarak da bunu test edebilirsiniz. Bakın nereden anlıyoruz? Bak burada mesela melez bir bezelye ile burada çekinik çaprazlanmış, %50 oranında bakın melez elde edilmiş. %50 olan melezler uzun boylu olmuş. Biz buradan uzun boy karakterinin baskın olduğunu anlayabiliyoruz. Buradan da anlayabilirsin bakın. Burada bak uzun boylu %50. Burada %25 kısa boylu ortaya çıkmış. İki melezin çaprazlanmasında. %25, yani 3 tane uzun boylu. Birisi saf, 2 tanesi melez uzun boylu. Kısa boy bak %25 oranında. Buna göre bezelye bitkisinin uzun boy baskın. Bu ifade doğru. Melez uzun boylu bezelye ile kısa boylu bezelyelerin çaprazlanması sonucunda uzun boylu bireylerin oluşma olasılığı daha fazladır demiş. Daha fazla değildir. %50 oranıdır, eşittir. Bak, meşhur söylediğim gençler. Melez, bak büyük A küçük A. Evet, kısa boy küçük A küçük A. %50 oranında çekinik fenotip, %50 oranında gençler baskın fenotip, baskın karakter ortaya çıkar. Bu ifade yanlış. Üçüncü de ifadede uzun boylu bezelyelerin kendi aralarında çaprazlanması sonucu kesinlikle kısa boylu bezelye oluşmaz. Oluşabilir. Uzun boylu iki melez bezelyeyi çaprazlarsan %25 ihtimalle kısa boylu bezelye elde edebilirsin. Bu sebeple yalnız bir doğru. İnsanlarda annenin cinsiyet kromozomları XX, babanınki XY olarak gösterilir. Anneden çocuğa X kromozomu aktarılırken babadan X veya Y kromozomu aktarılır. Bu verilen şemada gençler, bu çocuğun cinsiyet ihtimalleri verilmiş. Bu kalıtım konantım videomuzda bunu anlatmıştık, çaprazlamayı yapmıştık. Daima %50 idi cinsiyet ihtimali. Çocuğun kız veya erkek olmasını babadan gelen cinsiyet kromozomu belirliyor tabii ki. Babadan Y gelirse erkek oluyor, X gelirse kız çocuk dünyaya geliyor. Bir çocuğun kız olma olasılığı %50, erkek olma %50. Bu da doğru. 1 ve 2 doğru. Sağlıklı bir insanın üreme hücrelerinde 23 tane kromozom bulunur. Hayır, 46 tane kromozom bulunur. 2 tanesi cinsiyet kromozomlarıdır. 44 tanesi vücut kromozomudur. 1 ve 2 doğru. Son sorumuzda Mendel homozigot, yani saf arı, homozigot mor ve beyaz çiçekli bitkileri çaprazlayarak elde ettiği tohumları ekmiş ve oluşan bezelyelerin çiçek renklerini gözlemlemiş. Büyük A büyük A. Bu da küçük A küçük A. Tamamına melez. Melez mor. Gelişen bezelyelerin bütün çiçeklerinin mor olduğu gözlemlendiğine göre bunlarla ilgili hangi yorumlar yapılamaz? Bezelyelerde mor çiçek özelliği beyaza baskındır. Bu doğru. Evet, baskın olur. Buradan anlıyor. Baskın olmasa bunlar beyaz olurdu. Beyaz baskın olsaydı yani. Yavru bezelyelerin çiçek rengi bakımından genotipleri heterozigottur. Bu ifademiz de doğru. Yavruların hepsi melez. Yavru bezelyeler kendi arasında çaprazlandığında beyaz çiçekli bezelye oluşma ihtimali
3 bölü 4'tür demiş. Evet, yavru bezelyeleri, bunları iki melezi çaprazlarsak beyaz oluşma ihtimali 1 bölü 4'tür. %25 ihtimaldir. Bu yorum yapılamaz. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuz mutasyon konu anlatımı olacak. YouTube'daki en detaylı yeni nesil fen ve İngilizce videoları kanalımızda yüklü. Hepsi oynatma listelerinde mevcut. Abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, başarılar.